Bir defa Arda'nın bu kadar süredir ardarda görev almasında kim etkili? Yorgu Cezus mu? Başkan Ali Koç mu? Hmm. Bunu da araştırmak lazım bir. İkincisi bu fotoğrafta kadar sınırlı değil bu olay. Bu olayı hareketli halinde görürseniz çok agresif olduğunu söyleyebilirim. Mesela yani. Z kuşağından bahsediyoruz. Emre Belezoğlu Z kuşağı mıydı? Ersun Yanal'a milli maçta dörtlüğe dönmemiz gereken diye bağırarak konuşan. Ama o başka ardı, bir şey. Ardı şeyde tartışan Le, şeyle. Levent abi. Bir dakika çözüm bitireyim ya? O başka ya. bir şey ama. Ya, alakası yok. Aynı davranış biçimi orada. Emre, Emre Belezoğlu onu zaman 30 yaşında ya. Ya Nasıl 30 yaşında? Olur mu? Bak Tabii. bakalım kaç yaşında çıktığında maça. Bak. Ersun Yanal'ın antrenörlüğünde. E tamam, bir bakar 30 yaşına? yaşında. Bir bakar mısın yaşına? Ne 30'u ya? Artık yani o dereceye Olur, 30 gelmiş yaşında adam, değil. adam. Maç İnen Üstad'ındaydı in, o zamanki in, in, ismiyle. İnter görmüş, Premierlik görmüş. Aykut Kocaman'la yaşadığında... Bursa'daki yaşadığı olaylar... Bak bir tek futbolcu... Neler oldu? Hatırla... Ee, Fenerbahçe'nin, Emenike'nin yaptığı olaylar... Er, sağ içerisinde... Emre'yle tartıştı. Bunun kuşakla muşakla ilgisi yok. Oyuncuya çok müdahale ediyor. Burada... Jorge iyice izlediğiniz takdirde bunu gözden kaçırıyorsunuz. Yani Jorge Jesus sert bir teknik direktör. Kontrol edemiyor kendisini. Çıkıyor ceza sahasını terk ediyor. Bugün sahayı terk edenlere kart gösteriliyor antrenörlere. Devamlı sahasını terk eden bir teknik direktör ve devamlı futbolculara sert davranıyor. Böyle bir görüntü olmaz. Devamlı futbolcu döverek eğitemezsin. Geçen gün taraftarla tartıştı. Arda da orada ne yapıyor? konuşma diyor. Ondan sonra ikinci duruşunda da maçın nez, görüntüsü olmadığı için nedense yayıncı kuruluş ekstra vermediği için bu görüntüleri böyle, biraz sakin böyle yapıyor. Biraz sakin ol. Böyle yapıyor şeye. Hocasına. Sonra arkada birisine gitti. Onunla ha, konuştu. bir dakika. Ardından kenara geliyoruz. Tartışma devam ediyor. Çıkarken sonu beklemiyor. Ve onu yatıştırmaya kim çalışıyor? Maçın bitimine veriyor. Deus. Yatıştırmaya çalışıyor. Geliyor evet, kafasından konuşuyor. öpüyor. O yatıştırmaya çalışıyor. Zahisinde Anlatabiliyor konuşuyor. muyum? Davranış biçimden. Bunu değerlendirmek lazım. Demiyor musunuz Türkiye'nin göz bebeği Arda Güler? Demiyor musunuz Türkiye'nin geleceği? Fenerbahçe'nin mi takımın geleceği? Demiyor musunuz? Bu adama Jesus haksızlık yaptı. Baba bak. Haksızlık yaptı haksızlık bu yapar, sen. Haksızlık yapar yapmaz. Yaptı. Bir futbolcu ne olursa olsun teknik adamın dediğini yapacak abici. Teknik, ad teknik, teknik adamın dediğini yaptı Çık. işte. Vizken üç golü de Trabzon ha, ya. Hayır, Allah, ya. Allah Allah. Dedi Çık. Teknik adamın dediğini yaptı üç golü yedi Seyredelim Fenerbahçe'nin attığı, attığı golleri. Allah aşkına. Çık. Şu Çık. ikinci Çık. yarıdaki Çık. iki tane golü gösterir misin <laughs> Trabzon'un attığı Şefen'in attığı iki golü görürüz. ya? Geliyor bir bak hani. Bir bak ya gözünü seveyim ya. Valencia'nın attığı golde. Bu arada 24 yaşındaymış Emre Belezoğlu Ben söyledim sana. Evet. 30 yaşında dedi. Baktım şimdi. 24 yaşında. 24 yaşında hayır. Ersun Yanal'ın milli takım, de. hocasıyken İnönü Stadı'nda ya Azerbaycan'a ya da başka bir takım hangi takıma ise orada türbünler hareket yazdı, yaptı. Mehmet Demirkol da yazı yazdı. Milliyet Gazetesi'nde. Var bende arşivimde yazı. Tarihini getiririm sana. 2004 e, evet. 80 doğumlu 24 yaşında. 24 doğumlu. yaşında adam. Evet. 24 yaşında yaptı bunu. Yani 24 yaşı çok yaşlı bir yaş değil. Daha genç du bakalım. Ama yine o dönemin Z kuşağı sayılıyor. Z kuşağıdır mı? 95-25 sayılıyor ya şimdi Z kuşağı. 15 O zamanki Z kuşağı yoktu ki tabii. ortada. Yok. Z kuşağı tabii, tabii. son dönemlerde. Em, em, emre X'e girer, X'e girer. Tabii. Allah aşkına tabii. Emre'nin daha var. Mesela, mesela Levent abi A kuşağı. Tamam Y'ye girer. Yok. X. Ben de 82 doğumluyum. Biz Y kuşağıyız. Y misiniz? X biraz size doğru. Bak Levent abi A. <laughs> o kadar. Biz X. <laughs> yani sen, sen normal. <laughs> yani gen, genelde ama bir gerçek var. <laughs> Futbolcu bu böydür. Bir şey söylüyorum. Jesus'la ilgili konuşuyor mesela. Gürcan sahip çıkıyor da. Zevk uşağı mıydı Kordozo? Kardozo. Evet. He? Adama vuruyor elinde görüntüsü var. Vereceğim vuruyor adama. Görüntüyü. Diyor Hı. ki sen diyor ne de futboldan anlasaydın biz bu sezon 3 kupayla kapatırdık evet. diyor. Hı -hı. Adama vuruyor. Z kuşağı mı Cardozo? Peki göstereceğim. Şimdi ben onları hepsini Bak, tek tek vereyim ekrana. Ben söyleyeyim O da doğru bir hareket. Önce bir De ya, vereyim. De Bruyne evet. 31 evet. yaşında. Çok da genç değil. Bravo. Yani. De Bruyne orada. De Bruyne o bile de... Guardiola burada çevir kazı yapmış. Ben sana söyleyeyim. Evet. Aguero'yla de yaşadı biliyorsun. Çıktı, geldi, tartıştılar, sarıldılar. ya Pep Guardiola yönetim tarzı buysa, oyuncular bunu kabul ediyorlarsa... ...ben bunu abi, bu kadar büyük teknik direktörün kabul edeceği zannetmiyorum. Levent abi ben şaşkınlık içindeyim. Sanki futbol <laughs> oynamış bir adamsın. Tamam mı? Evet. Nabız, nabız 200 olduğu zaman... Ya geç tamam bu mi? nabızlardan ya. Nabız 200 yani. olduğu zaman... Orada, nabız kenarda da adamın nabzı orada, öyle. Orada oyuncu yapmasa daha iyi ama niye yaptın denmez. Peki Guardiola, De Bruyne ile ilgili... Ee, ne demiş onu bir kere daha bir ekrana getirelim okuyalım. Ee, o da yakın zamanda tartıştı. De Bruyne'nin bir re reaksiyonu oldu, tepkisi oldu. De Bruyne ile birbirimize bağırıyoruz ve bunu seviyorum. Bazı maçlarda bu tarz şeyler olabiliyor ve bu enerji hoşuma gidiyor. Bana antrenmanlarda kaç kez bağırdığını bilmiyorsunuz. Bu ihtiyacımız olan şey. Kimi teknik direktöründe hoşuna gidiyor. Pep hey, 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 Guardiola hoşuna gidiyor. Türkiye'ye gelsin arkadan e, ne donlu kulübü arkası ona bir laflar etsinler bak ne kadar mutlu olur göreceğiz. <laughs> o zaman gördü yolu. bunlar nasıl söylüyor? Türbünlere hele dönüp öpücük yapacaktır bu anlayışa Peki. göre. Okay. Selim abinin çok güzel bir laf var Selim Soydan'ın. Kulaklar için nasıl? <laughs> futbolcular oynuyor. Ajax takımın hocası defalarca söyledi. Stefan Kovac, Roman. Adamın söylediği var. Söz çizgiyi isten sonra söz futbolcularındır demiş. 3 yıl Avrupa Şampiyonları üst üste o Ajax takımı. Gözünü seveyim ya bırak adam oynasın ya. Yok yok. Levent bırak abi. oynasın. Ya. Arda Güler oynasın. Hayır. hayır. Burada Jorge Jesus'un en büyük hatası herkese müdahale ediyor. Ya yani ona bağırıyor, buna evet. çağırıyor. Peki Jesus bu de... olayla ilgili konuştu. Evet. Hemen bir onu göstereyim. Evet. Sonrasında Cardozo evet. olayına geçeceğiz. Jesus'la e, Cardozo'nun bir tartışma görüntüsü var. Onu hatırlatacağız. Evet Jesus biraz evet. E, yumuşak geçiyor. Tabii oluyor. canım yaptığı farkında olayın ört örtbas ediyor. Konuşmadım maçtan sonra diyor. Hayır mesela şey de var. Konuşmadım diyor. Hatırlayın gene bir maçtan sonra gidiyordu Deus. Emre'yi aldı, Emre Mor'u aldı götürdü, evet, kaçırdı. yoksa sıkıntı, sıkıntı olacak. Yani Levent abi dediği gibi o yüzü dışında şey var yani. Yarın öbür gün mutlaka gelecektir. Bu soyun modasında Arda ile Jesus arasında neler yaşandı? Siz zannediyor musunuz ki Jesus böyle ılımlı konuştu ama Jesus'un hmm. şimdi anlatacağım futbolcularla neler yaşadığını Dinleyelim. Portekiz'de Benfica'da e, kesinlikle Arda'yı da haşlamıştır. Onu da söyleyeyim. Öyle bir teknik direktör çünkü. E, şöyle bakın e, hepsini topladım. E, Siz Benfica'da... konuşurken Cardozo'yu görünsün e, üstüne konuşalım Bu arada Cardozo ile ilgili şunu söyleyelim. 39 yaşında Paraguay'da, Libertad'da futbola devam ediyor. <laughs> Orada da gol kralı şu anda yanılmıyorsam. Çok e, gol attı. 20'nin üzerinde golü olduğunu söylüyor. Doğru. Ya da ben 11 biliyordum ama 20 gol olduğunu falan geçenlerde okudum Hala atıyor Yani hala gol atıyor Bakın burada da Deus Deus değil evet. mi o? Deus giriyor araya Tabii ya Jesus'la Pansumancı gibi yedi baba devamlı Şimdi Yemin son... ediyorum adam bak. pansuman yapıyor Yine araya girmiş <laughs> şey, Pansuman yapıyor Burada Arda da zaten, zaten Pansuman sonra. Burada da şeyi yaptı Arda'yla konuştu Ama şimdi bak Bernardo Silva konuşmuş O dönemde Jesus'un son dönemi Benfica'daki dönemi Diyor ki Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Benfica formasını giymekti bunu sadece 3 maçta gerçekleştirebildim. Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi. Benden nefret etmek, nefret ediyordu. Benfica'dan ayrılmak hayatımda aldığım en zor karar oldu. Sonra eee Pizzi kadro dışı bırakıyor yine Benfica'da. Benfica'nın yıldızı Gonçalo Ramos'ta e, Rafa, Andre Almeida, Seferovic ve Pizzi e, toplanıyorlar. Eee Jorge Jesus'u kovduruyorlar. E, ve diyorlar ki sürekli bağırdığı azarladığı ve küçük düşürdüğü için bizleri e, biz hocaya karşı kazan kaldırdık idmanlara çıkmadık Rüyukos'ta da görevden ayrılmak zorunda kaldı diyor yine devam ediyor burada e, virgül koyalım demek o yüzden Seferovic'i Fenerbahçe'ye istemedi tabi yani Şimdi seferun, sorun geldi. yaşadığı için konuştuk zaten evet. Levent abi de söyledi Yani sorun olduğunu biliyorduk zaten e, yine Lille karşı oynanan bir hazırlık maçında e Gabriel kendisine bağlanan Jorge Jesus'la güçlü bir tartışmaya giriyor. Hatta hocayı ittiği sonrasında yani orada basında çıkan haberlerde ittiği ve kavganın eşiğinden futbolcular araya girince dönüldüğü haber yapılmış o dönemde. Yine Jorge Jesus Benfica'da Ha ve Pedrinho ile kavga ediyor. Çok ciddi kavga ediyor ki futbolcuyla. Hatta Ha Nun menajeri Marcio Cruz Rekor kastesine şunu söylüyor: 20 milyon euro verilen e, bir oyuncuya diyor e, böyle davranması Horgaçesus'un Benfica yönetimi tarafından kabul edilmemeli diyor. Futbolcumu aşağıladı falan diyor, bir sürü şeyler söylüyor. Yine e, soyun modasında e, Barcelona'da oynanan maçın ardından Horgaçesus sefer oyu işte soyun modasında kavga ediyor e, İsviçreli oyuncu yani sefer oyu işte soyun modasını terk ediyor. Arkasını dönüp gidiyor. Tepki gösteriyor. Orada kavga ediyorlar. Bayağı uzun kavgaları var. Hı hı. E, Vitinho yine bir e, oyuncu. E, Lansa verdiği demeçte de Jorge Jesus'la bazı oyuncular arasında sert ağız dalaşları olduğu ile ilgili soru soruyor medya. Oradaki gazeteciler. O bir da şey diyor sorabilir ki, mi? Bu Bernardo Silva. City. Manchester City'de iki gol atan değil mi? Evet. Ha? Yarı finalde iki gol Üç maç atmış. oynatmış. Benden nefret evet. ediyor demiş. Evet. Benfica'dan ayrıldım demiş. Evet. Buyurun. Sayın Jesus. Adam Şampiyonlar Ligi finali için evet. İstanbul'a geliyor. Rehmette iki tane attı. Adamın evet. ifadesi var. En buraya geldiği da zaman evet. tabii insanlar, yani buraya o geldiği yani. zaman insanlar, akıllı olan gazeteciler Bernardo Silva'ya sorsunlar cisu, Anlasın diye cevap verirse, ona bir soru sorsunlar, Kardoso sorsunlar evet. veya sey sorsunlar yani Rui Costa'ya Seferovic e sorsunlar, Seferovic'e sorsunlar, Seferovic e bir sürü şey var yani. En sonlar Lans Lance gazeteye verdiği demeçte de şunu söylüyor. Jorge Jesus'la futbolcular arasında bu tartışmalar hep olmuştur. Olmaya da bundan sonra olmaya da devam edecektir diyor. Evet. Yalnız, yani abi, böyle bir hoca. Abi, bu arada şey, Gürcan şunu var. da söyleyelim. Eee Jesus'un Türkiye'de böyle bir olayını ilk kez gördük. Evet, hani evet, doğru. şey gibi de olmasın. Sanki Jesus Türkiye'ye geldiğinden beri sürekli böyle İmrim şeyler yok. yapıyor gibi de. Emre anlattığı işte. Orada hani Emre Moro üstleniyor. Kendisi Jesus ay, Deus gibi davranıyor. Çok abi, şey, söyleyeyim, şey Sıkıntı olacaktı belki. Belki dışarıdaki bak burada Uyarmaya Nedim, Hoca, Nedim Hoca'nın burada söylediği bir ifade vardı geçen gün. 15-18'de izledim. Aykut Nedim Hoca vardı. Bir teknik adam gözüyle daha farklı bir şey söyledi. Futbolcuların vücut dili Jesus'la aralarının iyi olmadığını gösteriyor dedi. Şimdi sen ara adam vazgeçmiyorsun. Bir takım insanları oynatmıyorsun. Fenerbahçe kulübü Arda Güler'i Jesus'a yedirmez abi.